Merhaba arkadaşlar. Bugün Kin 2020 filmini sizlere elimden geldiği kadarıyla yorumlamaya çalışacağım. Filmin yönetmeni Türkan Derya, filmin yazarı Yılmaz Erdoğan'dır. Filmin oyuncuları Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Cem Yiğit Uzunoğlu ve Duygu Sarıç'ındır. Şimdi size buradan magazin yorumları gibi konuşacağım. Ama ey Allah'ım, estetik olmadan önce bu oyuncular ne yapıyorlarmış acaba? Yani Duygu Sarıç hanımefendi ilk bu filmin fragmanını izlediğimde Tuana Türkaya'ya benzettim. Yani estetik yüzünden artık herkes birbirine benziyor. Evet, şimdi bu konuyu kapatıyorum ve hemen filme geçiyorum. Filmin posterine bayıldım. Hatta uzun uzun uzaya da baktım. Kesinlikle poster çok şey anlatıyor. Her açıdan bakabilirsiniz. Kendini asan bir adam, boşlukta duran bir adam. Yani bu posterin ucu açık ve çok güzel düşünülmüş bir poster olmuş. Evet, filmi genel anlamda beğendim. Ama keşke film başlar başlamaz o çocukları göstermeselerdi. Her şey bu yüzden çabuk çözüldü. Çünkü tamam diyorsunuz, bunlardan bir şey çıkacak. Polis hırsızlık kovalamacası gibi bir şey olsaydı çok daha güzel olabilirdi. Bir de nedense ben filmi izlerken sanki bir sahne Yılmaz Erdoğan çıkıp bir şiir okuyacak zannettim. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Size de oldu mu bu? Yani ben öyle hissettim. Filmde ne yazık ki çok eksiklikler vardı. Yani kızın çalıştığı maçı kulübünü keçe görebilseydik. Yılmaz Erdoğan biraz daha kötü bir polis oynasaydı. Ne yazık ki bu filmin asıl kahramanı Ahmet Mümtaz Taylan'dı. Onu izlerken filme adapte oldum diyebilirim. Bir de kardeşlerin buluşma sahneleri eklenseydi. Kız biraz daha Yılmaz Erdoğan'ın peşinden koştursaydı. Yani ne bileyim, gerçekten çok 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 eksikler sayılabilirim ama buradan böyle saymak istemiyorum. Aslında film senaryo gereği ve konusu gereği bence önünde eğilecek kadar güzel olmuş. Ama filmin işleyişi ve kurgusu ne yazık ki bu güzelim senaryoya gölge düşürmüş. Yani olaylar çok kolay çözüldü. Daha çok aksiyon ve heyecan görebilirdik. Her şeye rağmen yine de ben Yılmaz Erdoğan'ı sinemada izlemeyi çok seviyorum. Senaryoyu da çok beğendim ama ne yazık ki film olmamış ama bunu konusu hakkında güzel bir kitap olurmuş. Evet arkadaşlar, benden de bugünlük bu kadar. Ben bu filme 6 puan verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bir dahaki film seçmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.